Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Bugün 18 Nisan 2021. Önce başlıklar. Değerli Almanya'da başbakanlık yarışı kızışmış durumda. Almanya'da Markus Söder'le Laschet'in adaylığı tartışılıyor. Acaba hangisi aday olacak? Detayları birazdan sizlere aktaracağız. Almanya'da günlük vaka sayısı kaç oldu? detayları birazdan paylaşacağız. Öte yandan Almanya'daki Maliye Bakanı yaz tatili konusunda umutlu konuştu. Yaz tatili konusunda neler söyledi detayları şimdi bültenimizde bulacaksınız. Almanya'da başbakan adaylığı konusunda henüz ortak bir aday belirleyemeyen Birlik Partisi'nde kardeş kavgası giderek büyüyor. Karşılıklı atışmalar giderek sertleşmeye başladı. CDU Kuzeyden Vesfalya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Danis Radke, CSU Genel Başkanı Markus Söder'in adaylıkta ısrar etmesi durumunda partisi CDU'nun Bavyera'da da örgütlenmesini gündeme getirdi. ZDF'yi konuşan Ratke, eğer Söder başbakan adaylığında yatmak isterse, eğer CDU'yu yok etmek isterse o zaman CDU'nun Bavyera'da örgütlenmesi artık tabu olmamalı dedi. Deniz Ratke röportajında bu konuyu daha önce Armin Laşet'te görüşmediğinin de altını çizdi. CDU ile GCU arasında uzun yıllardır devam eden ortaklık gereği GCU sadece Bavyera'da örgütlenip diğer eyaletlerde seçimlere girmiyor. Aynı şekilde CDU da Bavyera'da teşkilatlanmadı ve buradaki eyalet seçimlerine katılmıyor. Öte yandan e, Schlabel'da bir açıklama yaptı. Laşet'in yanındayım dedi. CDU'nun önde gelen isimleri de Armin Laşet'e açık destek vererek Markus Söder'in başbakan adaylığında ısrarcı olmasını eleştirdi. Federal Meclis Başkanı ve CDU Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Schäuble, başbakan adayının anketlere göre belirlenemeyeceğini belirtirken, güçlü bir CDU olmadan birlik partilerinin seçimleri kazanamayacağını ifade etti. Laşetin yanında olduğunu vurgulayan Schäuble, CDU ve CSU Meclis grubunda bu konuda oylama yapılmasına karşı olduğunu ifade etti. Öte yandan Savunma Bakanı ve CDU eski genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Söderin adaylıkta ısrar ederek kardeş parti CDU'ya karşı saygısızlıkta bulunduğunu söyledi. Eyalet başbakanları Volker Bouffler'le Daniel Günther'de Armin Laschet'e desteklerini açıkladı. Federal Eğitim Eski Bakanı Annette Schwan da Laschet'i 35 yıldır tanıdığını ve onun başbakan olmasını istediğini söyledi. Değerli izleyiciler Almanya'da gündem acaba tatil olabilecek mi? konu hakkında Maliye Bakanı Umutlu konuştu. Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ülke genelinde artan vaka sayısına rağmen yaz tatili dönemi için umutlu konuştu. Beltem gazetesine konuşan Scholz komşu ülkelerdeki durumun da dikkate alınacağını belirterek yaz tatilinde seyahat edeceğimizi umuyorum dedi. Almanya'da yaz aylarında daha rahat bir dönem geçirileceğine inandığını ifade eden Scholz sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bir tahmin yürütmek için henüz resim net değil. Şu anda üçüncü dalganın içerisindeyiz. Ancak yaz aylarında bira bahçesinde oturabileceğimizi ve bir sonraki sezonda bundeslik amaçlarını stadyumda izleyebileceğimize inanıyorum. Aşı olanlara ve koronavirüse yakalanıp iyileşenlere daha fazla hareket alanı yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela aşı olanlar test yaptırmalarına gerek olmadan, hareket edebilmeli dedi ve aşı pasaportuna gönderme yaptı değerli izleyiciler. Öyle gözüküyor ki aşı pasaportu konusunda Almanya'da bir karar alacak. Bu hafta içinde federal mecliste görüşülmesi beklenen enfeksiyon koruma yasasını da savunan Scholz yasada değişikliğe gerek olmadığını vurguladı. Scholz yeni yasa kapsamında federal hükümetin salgınla mücadelede alınacak kararlarda daha fazla söz sahibi olmasının öngörülmesine rağmen Eyaletlerle görüşülmelere devam edileceğini de sözlerine ekledi. Çıkarılacak yeni yasaya göre 100 bin nüfus başına son 7 gündeki vaka sayısının 100'ün üzerinde olması durumunda akşam 21.00 ile sabah saat 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve iş yerleri kapanacak. Vaka sayısının 200'ü aşması durumunda ise okullar uzaktan eğitime geçecek. Değerli Almanya'daki bütün kısıtlama tedbirlerine rağmen vakalar bir türlü düşüşe geçmedi. Almanya'da son 24 saat içerisinde 19.185 insanda koronavirüsü tespit edildiği açıklandı. Almanya'da faaliyetlerini sürdüren Robert Koch Enstitüsü güncel koronavirüsü verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 19.185 insanda koronavirüsü tespit edildiği açıklandı. E ee, öte yandan Almanya'daki aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bu artışla birlikte ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısı 3 milyon 3.142.262'ye çıktı. Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 67 insanın koronavirüs salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede koronavirüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 79.914'e çıktı. Almanya'da Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Bremen Senatörü Meike Schäfer, hükümet ve eyaletlerin yeni trafik cezaları konusunda fikir birliğine vardığını açıkladı. Buna göre bazı cezaların iki katına çıkarıldığı belirtildi. Almanya'da da bütçe açık vermeye başladı ve vergi cezaları ve trafik cezaları artırıldı bu sebeple. Benke Şefir konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni trafik cezaları kataloğunda trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda verilen cezalarda ciddi bir artış söz konusu diye kaydetti. Federal Ulaştırma Bakanı Andres Schäfer anlaşmayı büyük bir atılım olarak nitelendirdi. Bundan böyle Almanya'da trafik cezaları iki katına kadar çıkartıldı. Özellikle hız sınırı cezaları tam olarak iki katına çıkarıldı. Cezalara baktığımızda değerli izleyiciler şu şekilde yeni trafik cezaları kataloğuna göre şehir içinde hız sınırını 15 kilometre geçen kişilere verilecek para cezası 25 eurodan 50 euroya. Şehirler arasında ise hız sınırını 20 kilometre geçen kişilere verilecek para cezası 30 eurodan 60 euroya çıkarıldı. Trafiğin sıkışması durumunda acil durum koridoru oluşturmayan kişilere 200 ila 320 euro arasında para cezasıyla 1 aylık sürüş yasağı getirildi. Yasak bölgelere aracını park eden kişilere ise 55 liraya kadar para cezası verilebileceği açıklandı. Değerli izleyiciler öte yandan yine Avrupa Birliği'nin gündeminde aşı pasaportu var. İsrail bugün sokakta maske takma zorunluluğunu kaldırdı. İsrail nüfusunun %55'inin aşılandığı açıklandı ve İsrail ilk aşı pasaportuna geçen ülke olmuştu. Almanya'da da aşı pasaportuna karşı çıkanlar var. Ancak gelinen noktada Almanya'daki birçok siyasetçi de aşı pasaportunu destekliyor. Yani önümüzdeki süreçte aşı olan kişilerin daha kolay seyahat etmeleri sağlanacak. Aşı olmayanlarsa sıkı karantina kurallarına tabi olacak. Değerli izleyiciler bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar her şey gönlünüzü olsun. Lütfen bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.